terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. Burada sadece şu rakamı vermek isterim. 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'suna, DHKPC'sinden DAŞ'ına, DH eli kanlı canilere karşı 35.500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. Bu operasyonların neredeyse tamamını kendi silahlarımızla, yerli ve milli teknolojimizle gerçekleştiriyoruz savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltmak bu alanda muannete muhtaç olmamak için her türlü gayreti gösteriyoruz Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati önemli olduğunu bir kez daha gördük hem yerli milli yazılım geliştirme projelerimizin hem milli teknoloji hamlemizin hem de elektronik harp sistemlerine yaptığımız yatırımların kıymeti böylece anlaşılmış oldu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Polisimiz, jandarmamız, askerimiz, istihbaratımız Güvenlik kurucularımız katil sürülerinin peşlerini bırakmıyor, inlerini tek tek başlarına geçiriyor. Aynı durum çeteler için, mafya için, organize suç şebekeleri için, zehir tacirleri, insanlıktan nasibini almamış insan tacirleri için de geçerlidir. Şunun bilinmesini isterim. Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan, yaptığının yanına kar kalacağını zanneden herkes devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır. Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız dirayetliyiz. Devletimize, milletimize veya demokrasimize yönelik en küçük bir güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmiyoruz. Hem güvenliğimizi tam manasıyla sağlamaya çalışıyoruz hem de bunu hukuk ve demokrasi çerçevesinde yapmaya hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye'yi güvenlik hizmetleri başta olmak üzere her alanda dünyada örnek gösterilen seviyelere taşıyana kadar çabalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bunu da sizlerle birlikte başaracağız. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyelerde sizin emeğinizin ve alın terinizin çok önemli rolü bulunuyor aşılmaz denilen dağlarda Kabarda Cudi'de Tendürek'te Bester Deresi'nde tüm o mağaralara inlere girdiniz ve bu teröristleri oralardan çıkarmak suretiyle temizlediniz. İşte o geçilmez denilen yamaçlarda bu cennet vatanın her karışında, her noktasında büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Bu milletin huzuru, güvenliği ve istikbali için nöbet tutarken namlunun ucuna sadece gözünüzü değil, gönlünüzü de koyuyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Sizler bizim gururumuzsunuz. Milletimizin medarı iftiharısınız. Sizler bu milletin bağrından çıkmış öz be öz evlatlarısınız. Nedenli çetin şartlar altında vazife yapmakta olduğunuzun farkındayım. 85 milyonun esenliği için ne nasıl büyük bir özveride bulunduğunuzu çok iyi biliyorum. Sizlerle her zaman övündüğümü, ve her zaman övüneceğimi bilmenizi istiyorum. Şunu unutmayınız değerli kardeşlerim. Türkiye kendi başına asla bırakılmayacak bir ülkedir. Attığımız her adım, yaptığımız her hamle, hayata geçirdiğimiz her proje bu bölgeye dair planları olanları rahatsız etmektedir. Bölgemizi lime lime etmek isteyenler, bizden rahatsız oluyorlar. Vaat edilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyorlar. Eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları bizden büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar. Nasıl atalarımız bu toprakları canlarını feda ederek vatan eylediyseler biz de burayı vatanımız olarak korumak için daima mücadele edeceğiz. Rehavete kapılmayacak gardımıza asla indirmeyeceğiz. Bunun için hepimize önemli görevler düşüyor. Sizlerden şuna dikkat etmenizi istiyorum. Huzurumuza. Emniyetimize, birliğimize, toplumsal barışımıza kasteden tahrikler karşısında her zaman müteyakkız olun. Milletimizin sizden beklediği vazifeyi yerine getirirken vakur, soğukkanlı ama çok kararlı bir şekilde davranın. Nerede görev yaparsanız yapın, milletimizle el ele, gönül gönüle verin. Milletimizin kalbini kazanmaya daima özen gösterin. Üzerinde şerefle taşıdığınız üniformada şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı olduğunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Sizlerden görevinizi ifa ederken bunları mutlaka gözetmenizi bekliyorum. Burada şunu da tekrar hatırlatmak isterim. Vazifesini hakka, hukuka, vicdana, ahlaka uygun şekilde yapan her polisimiz, her jandarmamız benim kardeşimdir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak meşruiyet içerisinde özellikle bu çizgiden sapmayan her kamu görevlisi gibi sizlerin de sonuna kadar yanınızdayım. Polisimiz de Jandarmamızla milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.